Kim bilir neredesin? Gel gel, kanala gel. Abone olmayı unutma. Gel desem gelir misin? Hocam seni hiç kırar mıyım? Seni çiçekleri nerede kalmıştık? Enzimler, biyolojik katalizörler. Haydi gelsin o zaman. Kıymetli arkadaşlarım, enzimler, biyolojik katalizörler reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürebilme özelliğine sahipler. Hocam peki aktivasyon enerjisi ne demek? Bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli en düşük enerji seviyesini ifade eder. Bak, en minimalde kalan alan ve reaksiyonları hızlandırır diyebiliriz kıymetli arkadaşlarım. Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonların daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Ve aynı zamanda reaksiyondan hiçbir şekilde değişmeden çıkıyor anne. Ve reaksiyon başlatabilme gibi bir özelliği de yok. Yani bir tepkime enzim olmadan da gerçekleşebiliyor. Ama daha uzun sürede oluyor. Enzim varsa daha kısa sürede. Ama illaki tepkimenin başlayabilmesi için enzim kankamız gelecek diye bir kaide yok sevgili arkadaşlarım. Önemli bakın burası. Bu dört madde karşımıza soru olarak gelebilir. Aman dikkat ediyoruz. Tekrar edelim o zaman hocam. Enzimler, yani biyolojik katalizörler. Şöyle bir incelediğimizde reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürür. Reaksiyonları hızlandırır. Reaksiyondan değişmeden olduğu gibi çıkar ve reaksiyon kıymetli arkadaşlarım başlatmaz. Aman bakın bu kelime çok önemli, soru bankaları özellikle bunu kullanır, dikkat edelim. Kıymetli arkadaşlarım, bu göreceğimiz enzim grafiği birçok soru bankasında soru olarak geldi karşımıza. ÖSYM'nin de çok sevdiği bir şekildir. Onun için bu enzim grafiklerini öğrenmekte fayda var. Çıkmış sınav sorularına baktığımızda enzimlerde hep grafiklerle alakalı sorular görmekteyiz. Dikkatli inceleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada iki tane tepkime görüyorsunuz. Bu birinci tepkime, bu ikinci tepkime. Birinci tepkimede girenler ve ürünlere bakıyorum. İkinci tepkimede girenler ve ürünlere bakıyorum. Aynı. Fakat bu şu kadar düzeyde bir enerjiyle gerçekleşirken bu daha yüksek bir enerjiyle gerçekleşmiş. Ben buradan şunu anlıyorum. Bir nolu yapı, dikkat, enzimli gerçekleşen bir tepkimeyi ifade ediyor bana. İki nolu grafik, enzimsiz gerçekleşen bir grafiği ifade ediyor. Hocam o zaman soruda kesin adam bize burayı 1 ve 2'yi verir. Hangisi enzimli, hangisi enzimsizdir diye yorumlar. Ve aslında baktığınızda girenlerle ürünlerde herhangi bir farklılık yok. Sadece burada daha uzun sürede gerçekleşen bir reaksiyon, yeşille çizdiğim ise daha kısa sürede gerçekleşen bir reaksiyonu ifade etmiş olacak. Ben bunu günlük hayatta sizce neye benzetiyorum? Kodlama gelsin. Kaynana gelin düşünelim kıymetli arkadaşlarım. Kaynana gelin eğlenmeye gitmiş olsun. Nereye gitsinler bunlar? Güne gitsinler. Güne gittiklerinde sevgili arkadaşlarım ne yapsınlar? Salata yapsınlar. Hadi bakalım. Biz kaynanamızın önüne de salata malzemelerini bırakalım. O bize ürün olarak salata yapsın. Gelinimizin de önüne kıymetli arkadaşlarım salata malzemelerini koyalım. Salata yapsın bize. Nasıl olacak hocam bu iş şimdi? Kaynanayla gelini düşünelim. Gelin şimdi diyor ki, anam diyor protez tırnaklarım kırılmasın. Bu arada benim kendi tırnaklarım. Ay diyor iki kırıtayım derken o salatayı yapmak uzun zaman alıyor. Ama kaynana öyle mi? Tecrübe. Tık 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 tık. Reaksiyonda da değişmeden çıkıyor sevgili arkadaşlarım. O zaman bir nolu tepkimi hocam bence kaynanaları işaret etsin. Yazalım sevgili arkadaşlar. İki nolu tepkimi enzimsiz, yani gelinleri ifade etsin. Kaynana gelinlere buradan selamlar, sevgiler sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bakın kodlamayı günlük hayata aktarmış olduk. Demek ki bir yerde enzim varsa tepkime hızlanır ve tepkimeden değişmeden çıkar. Ama gelinimiz öyle mi? Aman iki kırıtayım.
şöyle bir bakayım benimkine ne yapıyorsun aşk okuşkom diyene kadar o tepkime sevgili arkadaşlar daha uzun sürede gerçekleşmiş oluyor. O zaman devam ki geldik enzimlere şöyle bir baktığımızda basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere iki başlık altında görmekteyiz. Hatta bileşik enzimin bir diğer adı kıymetli arkadaşlarım holoenzim olarak ifade edilir. Aslında siz burada basit ve bileşik olduğunu ilk defa duymuyorsunuz ki ben size proteinlerde ister basit enzim ister bileşik enzim olsun. Her ikisinin yapısında da proteinin olduğunu ifade etmiştim kıymetli arkadaşlarım. Lütfen hatırlayalım. O zaman hocam burada da protein var. Hatta basit enzimde sadece protein yer alıyor. Ama bileşik enzime geldiğimizde bir protein olan alan, bir de protein olmayan alanı görmekteyiz. Protein olan alana önemli bir isim veriliyor. Apoenzim. Protein olmayan alanın genel adına şöyle bir baktığımızda kofaktör olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu kofaktörde organik ve inorganik olmak üzere iki başlık altında değerlendiriliyor. Organik kısma koenzim, inorganik kısma kofaktör ismi veriyoruz. Hocam bununla bu benziyor. Evet doğru. Zaten vitamin alanının da ana mantığı kofaktör olmasıdır. Sadece burası organik bir şey katıldığında ismi koenzim. Burada da inorganik bir şey katıldığında da direkt kofaktör ismini alabiliyor. Mesela buraya bir vitamin de katılabiliyor. Buraya da bir mineral katılabiliyor. Burası organik, burası inorganik kısmı ifade eder. Şimdi hocam bu kadar böyle Latince kelimeler yok apoenzim, yok kofaktör, yok koenzim, yok tekrar kofaktör. Ben bunları nasıl aklımda tutacağım ve bana karmaşık geliyor diyorsun. Haklısın yani sana bu konuda hak veriyorum ama hemen Çiğdem Hoca biraz önceki gibi kaynana gelin muhabbeti gibi burada da bir tane kodlama geliştirdim kendimce. O da nedir? Öğretmen öğrenci ilişkisi. Şimdi kıymetli arkadaşlarım baktığımızda şu Çiğdem Hoca olsun. Hocanın mesleğine teacherlık geldim. Öğretmenlik. Peki benim öğretmenlik mesleğini yapabilmem için neye ihtiyacım var? Fıçık, öğrenci. O zaman şuraya öğrencimi ekliyorum. Yani sizler. Öğrencinin iki türlüsü var kanka. Senin gibi çalışkan ve masa başında geleceği için bir şey yapan. Bir de diğer taraf. Nedir? Tembel. O zaman ben sana koenzimim benim diyorum. Tembel kısımda mineral olsun, kofaktör olsun. Bunu da buraya ekledim. Şimdi Çiğdem Hoca'nın çalışabilmesi için, öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmesi için neye ihtiyacı var? Senin gibi canım bir öğrenciye ihtiyacım var benim. O zaman geliyorum. Apoenzimin çalışabilmesi için kofaktöre ihtiyaç vardır. Çiğdem Hoca'nın öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmesi için öğrenciye ihtiyacı vardır. Hocam, öğrencinin iki türlüsü vardır. Çalışkan ise bunun adı koenzim, tembel ise bunun adı kofaktör. Bir daha tekrar. Bileşik enzim, protein olan olmayan kısım. Apoenzim Çiğdem Hoca, protein olmayan kısım kofaktör öğrenci. Çiğdem Hoca'nın mesleği ne? Öğretmenlik. Öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmesi için neye ihtiyacı var? Öğrenciye. Apoenzimin aktifleşebilmesi için kofaktöre ihtiyacı vardır. Peki öğrencinin de iki türlüsü var. Çalışkan ise koenzim artık onun adı. Tembel ise artık onun adı kofaktör oluyor. Hocam bu kodlamalar benim çok işime yarar ve ben bunları çok iyi bir şekilde tık 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 yaparım dediğini duyar gibiyim. Gel bak kelimeye. Apoenzimin aktifleşmesi için kofaktöre ihtiyaç vardır. Bir koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzim çeşidiyle çalışabilir diyor. Bak geliyorum bunu yerleştirelim. Bir koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzim çeşidiyle çalışabilir. Atıyorum sevgili arkadaşlar burada örnek veriyorum. İşte diyelim ki attım Merve Hoca. Attım işte Seda Hoca. Attım Ali Hoca. Attım Gökhan Hoca. Oo, bir sürü hoca var. Şöyle bir baktığımda kıymetli arkadaşım. Apoenzimin aktifleşebilmesi için kofaktöre ihtiyacı vardır. Doğru. Bir öğrencide, bir kofaktörde birden fazla apoenzim çeşidiyle çalışabilir. Evet bir öğrenci Çiğdem Hoca'yla da, Merve Hoca'yla da, Seda Hoca'yla da, Ali Hoca'yla da, Gökhan Hoca'yla da birçok hocayla çalışabilme özelliğine sahip mi? Süpersin.
Peki bir enzim çeşidi kofaktör ya da koenzim çeşidinden daha fazladır. Atıyorum Çiğdem Hoca ne öğretmeni? Biyoloji öğretmeni. Merve Hoca ne öğretmeni olsun? Kimya öğretmeni olsun. Seda Hoca fizik öğretmeni olsun. Ali Hoca matematik öğretmeni olsun. İşte Gökhan Hoca da Türkçe öğretmeni olsun. Şimdi böyle bakıyorum. Bir öğrenci yani bir kofaktör ya çalışkan olabiliyor ya tembel olabiliyor. Ama öğretmenin biyolojisi var, kimyacısı var, fizikçisi var, matematikçisi var, Türkçesi. Bize diyor ki koenzim ya da kofaktör enzim çeşidi koenzim ya da kofaktör çeşidinden daha fazladır diyor. Yani sana diyor ki burası daha çeşitli bir alan. Al yakaladın kıymetli arkadaşım. İşte biz bunları günlük hayata bu şekilde kodlarsak işimiz çok daha kolay olacak sevgili arkadaşlar. Şu kadar ezberi bilgiye ihtiyacım kalmadı artık benim. Bir öğretmen, bir öğrenci bütün olayı bitiriyor sevgili arkadaşlarım. O zaman şöyle bir tekrar ediyorum bu alanı. Enzimler basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere iki kısma ayrılıyor hocam. Bileşik enzim, apoenzim ve kofaktör kısımlarından oluşuyor. Apoenzim protein olan kısım. Kofaktör kısım protein olmayan kısım. Buraya organik ya da inorganik bazı maddeler bağlanabilir. Organikte vitamin bağlanabilir. Örneğin inorganikte mineral. Vitamin bağlanırsa bunun adı koenzim. Mineral bağlanırsa bunun adı kofaktör oluyor. Bir apoenzimin aktifleşebilmesi için kofaktöre ihtiyacı vardır. Çiğdem Hoca'nın aktifleşebilmesi için öğrenciye ihtiyacı var. Öğrencinin iki türlüsü vardır. Koenzim ya da kofaktör yani çalışkan ya da tembel olanı. Çalışkan ya da tembel öğrenci birden fazla apoenzim çeşidiyle çalışabilme özelliğine sahiptir. Apoenzim çeşidi kofaktör çeşidinden daha fazladır. Neden? Öğrencinin iki hali var. Çalışkan tembel ama öğretmenin biyolojisi var, kimyacısı var, fizikçisi var, matematikçisi var, Türkçecisi var. Bu olay bitti sevgili arkadaşlar. Bir öğretmen öğrenci, bir kaynana gelin muhabbeti, A101 BİM şok olayı nelere kadir gördünüz mü? Devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bileşik enzimin hangi maddeye etki edeceğini apoenzim belirler diyor. Gelelim. Şimdi bileşik enzimde öğretmen değil midir kıymetli arkadaşım hangi öğrenciye etki edeceğini belirleyen? Evet, ben biyoloji öğretmeniyim. Öğrencilere biyoloji alanında etki gösterebiliyorum. Bak ben belirliyorum. Apoenzim kısmı belirleyen esasa sahip oluyor. Ve enzimin substrata bağlandığı bölgeye özel bir isim veriyoruz kıymetli arkadaşlarım. Aktif merkez. Onu da şuradaki şeklimizden birazdan size anlatacağım. Enzimler protein yapılı olduğundan DNA'dan gelen şifre doğrultusunda üretilir. Hiç kusura bakma bunu çok önceki videolarımızda öğrenmiştik. Proteinlerin üretilebilmesi için şifreye ihtiyaç yok muydu annem? Aynı şekilde burada da sana adam ister basit enzim ister bileşik enzim olsun illaki bir alanda proteinin olduğundan bahsediyor. O zaman bunun içinde protein varsa enzimin de üretilebilmesi için şifrenin bir yerlerden gelmesi gerekiyor. İki gözümün çiçeği. Ve geldim her enzimde o zaman protein var mı? Allah'ın emri hocam. Bunlara bakın dikkat ediyorsunuz şu kelimelere. Koyu harfle yazdıklarıma. Ve vitamin veya mineral olmak zorunda değildir. Neden? Şimdi şöyle düşün. Şurası basit enzim. Atıyorum şöyle bir yapı. Bu basit. Sadece içinde ne var? Protein var. Değil mi anne? Ha şöyle çizdim. Görünmedi galiba. Ha. Şurası basit bir enzim. İçinde sadece protein var. Bileşik enzime geliyorum. Bileşik enzim çizeyim. Şöyle iki tane alanı var. Burası protein olan kısım. Yani apoenzim kısmı. Burası ise protein olmayan kısım. Kanka burası ister vitamin olur, istersen de mineral olur. İlla burada vitamin olacak diye bir kaydı yok ya da mineral olacak diye bir kaydı yok. Ya da ikisi de olmayabilir. Olmazsa da basit enzim olur. Ama şu her ikisinde de protein yapı korunmak zorundadır. İfade ettiği alan burası olmakta. Peki devam edelim. Şimdi geldim. Enzim substrat olayına. Enzim gelir substrata etki eder. Substratı ürüne dönüştürür ve enzim tepkimeden değişmeden çıkar. Tekrar ediyorum. Enzim gelir substrata bağlanır. Enzim substrata nereden bağlanıyor? Hocam aktif merkez. Gelin bakın. Buranın aktif merkezini şöyle bir buluyorum. Bakın burası. Burası aktif merkez.
Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. Enzim gelip buraya etki ediyor. Bağlanıyor aktif merkezden. Sonra bu substratı hop bir dik ürüne dönüştürüyor. Ve bakın olduğu gibi tepkimeden değişmeden çıkıyor. İşte burada anahtar kilit uyumu dediğimiz bir sistem var sevgili arkadaşlar. Benim elimde atıyorum şu bir anahtar olsun. Tamam mı? Bu anahtarı aldım ben. Burası da kapı olsun. Anahtar kilit uyumu vardır diyor. Benim evimin bir tane anahtarı var. Madagaskar karavanımın daha doğrusu. Alıyorum o anahtarını, gidip kapıya şöyle geçiriyorum ve çeviriyorum. Çevirdiğim an itibariyle o anahtarın orta kısmı aslında substrat. Elimdeki şu enzim anahtar geliyor buna giriyor, çevriliyor ve çıkarılıyor. Anahtar olduğu gibi kalmaya devam ediyor. Ve ben aynı kapıyı açmak için defalarca o enzimi kullanmaya devam edebiliyorum sevgili arkadaşlar. İşte burada o zaman hocam anahtar dediğiniz şey enzim, kilit dediğiniz alan ise substrat. Anahtarın kilide girdiği alan ise aktif merkezin olduğu yer ve çevirdim. Neye dönüştü? Substrat, kilit dediğimiz alan açıldı, ürüne dönüştü, şekli değişti ve enzim şık, anahtarı çekip çıkardım. Herhangi bir şekilde değişmeden, tepkimeden çıkmış oldu kıymetli arkadaşım. Bakın burada görsellerle de kitabımızda çok güzel bir şekilde desteklemiş oluyoruz. Kodlamalar nasıl güzel değil mi? Hadi gelin bakalım o zaman devam ediyoruz. Enzimler tepkimeden değişmeden çıkar ve tekrar tekrar kullanılır. Ben bu kapıyı açabilmek için aynı anahtarı defalarca kullanırım annem. Ve bana diyor ki tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır. Ne kadar anahtarın var? O kadar kapın var, o kadar kapın var, o kadar da anahtarın var. Her kapıya özel anahtar vardır mesela, öyle düşünün. Ve enzimler genellikle çift yönlü çalışır, iki gözümün çiçekleri. Yani ne demek hocam? Mesela bir tepkime yazıyoruz ya, atıyorum burada karbonik asit oluşturma reaksiyonu görüyoruz, tepkimesini görüyoruz. Enzimin etkinliğinde şurada bir nolu gerçekleşen tepkime, şurada ise kıymetli arkadaşım iki nolu gerçekleşen tepkime görmektesin. Burası bir, burası iki. Ha, enzimler genellikle çift yönlü çalışır. Bu birinci yön yapım yönü, ikinci yön yıkım yönü. Genellikle aynı enzim hem yapım yönünde hem yıkım yönünde görev alabiliyor. Ama kıymetli arkadaşım bu genellikle. Çünkü istisnası var. Sindirim enzimleri. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Şimdi ben ne yemişim anne? Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından yiyek mi? Mona Lisa, hele kardeş gel gidek diyor sevgili arkadaşlar. O kadar kebap yemişim. Ben onu tabii ki tek yönlü olarak sindireceğim kıymetli arkadaşlar. Onun tadına varmam lazım. Bünyeye gelmesi lazım. Evet, o zaman istisna sindirim enzimleri kıymetli arkadaşlarım tek yönlü çalışan bir yapıya sahip olur. Şu slaytı tekrar etmekte fayda var. Enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar, tekrar tekrar kullanılırlar. Tepkime çeşidi kadar enzim çeşidinin varlığından bahsederiz ve enzimler genellikle çift yönlü çalışır. İstisna olarak sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Bu yön yapım yönü, bu yön yıkım yönü. Karbonik anhidrazın tepkimeyi hem yaparken hem de yıkarken görev aldığını görebiliyoruz. Ve bazen de bu sindirim enzimlerinde tek yönlü olarak ifade eden, zaten annem sindirmek için ben onu kullanıyorum. Niye tekrardan Adana dürümü midemde yapayım ki? Gerek yok böyle bir şeye. O zaman enzimler çok hızlı çalışan bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Enzimler nerede üretilir kanka? Şimdi hatırlıyor musun? DNA, RNA. Hocam ne kadar yazdık ya bu tepkimeye, değil mi? Bak, canlıların karakteristik özelliklerinde kullandık. Temel bileşenlerde, proteinlerde gördük. Enzimlerde görüyoruz. Öğrenerek ilerliyoruz. Şimdi bizim burada proteini üretebilmek için şifre DNA'dan geliyor. Şimdi anneciğim, ister prokaryot ister eukaryot olsun fark etmiyor. DNA nerede yer alıyor? Hücrenin içinde yer alıyor. O zaman şifre prokaryot hücrede, sitoplazmada, ökaryot hücrede, çekirdeğin içerisinde. Şifre geldiği zaman hücrenin içinde proteini nasıl üretiyorsak aynı şekilde enzimi de üretiyoruz. Çünkü şifre gelmesi lazım ki
protein yapılı olan enzimler üretilebilsin. Ama hem hücre içinde hem hücre dışında çalışır. Hatırla, şurası dehidrasyon yapım yönümüz değil miydi? Atıyorum buraya ben karbondioksit artı su yazdım. C6, H12O6 artı O2 ekledim anneciğim buraya. Gelelim şöyle yakınlaştırayım. Bu yapım yönü, şurası ise yıkım yönü, hidroliz. Peki hatırla, burada ATP var mıydı? Var hocam. Enzim var mıydı? Elbette. Peki burada ATP var mı kanka? Now. Enzim var. Bak, hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşebildiğini çok rahatlıkla görüyoruz kıymetli arkadaşlarım. Dehidrasyon olayları hücrenin içinde olur çünkü enerji gerektirir. ATP enerjisi hücre dışına çıkamayacağı için mantıken hocam enzim burada görev yapıyor. Şimdi hidroliz ATP gerekmeden gerçekleşen bir reaksiyon. O zaman ATP hücre dışında çalışmıyor. Hücre dışında da hidroliz de olabiliyor. Hidrolizde de enzim kullanabiliyorum. O zaman ATP'nin üretilmesi hücre içinde çalışması hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. Bakın burası yine önem verdiğim alanlar arasında olacak. Geldim. Enzimler genellikle takım halinde çalışır sevgili arkadaşlarım. Şurada bir tepkime görmekteyiz. Ön madde Z'ye kadar fıçık 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 ilerlemiş. Ve burada ön madde enzim 1 etkinliğinde X'e, enzim 2 etkinliğinde Y'ye, enzim 3 etkinliğinde Z'ye dönüşmüş. Bu enzim 1'in, enzim 2'nin ve enzim 3'ün takım halde çalıştığını gösterir. Ama her zaman takım halinde mi çalışır enzimler? Na diyor. Bu durum bazen bu şekilde ilerleyebiliyor. Ve yeteri miktarda son ürün oluşunca Z ürünü gidiyor, enzim 1'i bağlayarak reaksiyonu durduruyor. Bunun adı geri bildirim, yani feedback mekanizması. Nasıl oluyor hocam? Diyelim ki sen ön maddeyi Z'ye kadar vücutta istediğin orana kadar dönüştürdün. Atıyorum 100x. 100x'e kadar Z ürününü ya da 100x'e kadar Z ürününü oluşturdun. Artık 200x'e doğru gidiyor. İstemediğim bir durum. Çünkü hücrenin yoğunluğunu arttıran bir esas oluşturuyor. Vücutta homeostazi var, denge var. Olmaz diyor. Son ürün, kusura bakma sen bu kadar birikemezsin diyor. Z ürünü gidiyor, fıçık 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 geliyor. Enzim 1'e dur kanka diyor, yeter çalıştın. Eğer enzim 1 durursa ön madde X'e dönüşebilir mi? Na. X'e dönüşmezse enzim 2 çalışır mı? Na. Enzim 3 çalışır mı? Na. O zaman Z ürünü oluşmayı bırakır ve böylelikle gereksiz birikim ya da gereksiz ürün birikmesinin önüne geçer hücrelerimiz. Önemli bir mekanizmadır sevgili arkadaşlar. Sınav sorusu olarak gelebilir. Aman dikkat edelim. Şimdi geldim anne. Aktif enzimler sonuna hangi eki alıyorlar? Az eki. Protein, proteinaz. Lipid, lipaz. Maltoz, maltaz. Burada fazla belki işimize yaramayabilir ama sindirim sisteminde karşımıza çıkacak bir alandır sevgili arkadaşlar. Bu ekler bize onun enzim mi ne olduğu konusunda fikir verecek. Aktif enzimin sonunda az ekini görebiliyoruz. Pasif enzimin ise ojen ya da jen diyebilirsiniz. Jen eki alabilir kıymetli arkadaşlarım. Pepsinin sonunda mesela pepsin aktif bir enzim, midede olan bir enzim. Pepsinojen inaktif bir enzim. Aktif enzim ve inaktif enzim formları vardır. Tripsin mesela aktif bir enzim. Şöyle yapayım her ikisi için de. Burası ise inaktif enzim. Kimotripsin aktif bir enzim. Kimotripsinojen inaktif enzim. Peki yazıyorum. Hocam sonunda jen var kesinlikle enzim dersen patates alırsın. Glikojen neydi? Bu karbonhidratta. Her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannetmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Önemli noktalardan bir tanesidir. Karbonhidrattır diyelim şöyle. Şuraya da enzim değildir diyelim. Hocam ya bunları nereden buluyorsun ya? Biliyoruz işte kanka. Şimdi gelelim. Farklı enzimlerin substratı aynı olabilir. Mesela X ve Y enzimi aynı maddeye etki edebilme durumuna sahip olur. Mesela X enzimi etkinliğinde glikoz nişastaya dönüşebilir. Nişasta neydi annem? Bitkinin depo formu. Yemin ediyorum harikasın. Glikojen ise bak dikkat et. Hayvanın
depo formu olarak buraya ekleyebiliriz kıymetli arkadaşlarım. Sadece hayvan mıydı peki? Hı? Harikasın be. Erkeği de yazalım. Bakteriyi de yazalım hocam. Mantarı da yazalım hocam. Bilgilerimizi bütünleştirelim. İki gözümün çiçeği her zaman sonuna ek almayabiliyor enzimler. Bazısı da erepsin olarak ifade ediliyor. Mesela bunları hep biz bu enzimleri daha çok sindirim sisteminde kafa yiyeceğiz. Yani orada çok fazla enzim ismi göreceğiz. Şimdiden hafif böyle bir göz kırpalım istedim. Erepsin enzimi de ek almayan enzimlere örnek olarak verilebilir. Hocam şurada gösterdiğin ifade biraz önceki feedback değil mi? Harikasın. Ve buradan şunu çıkarıyorum. Gen 1, enzim 1'i kodlamış. Gen 2 enzim 2, gen 3 ise enzim 3'ü kodlamış. Herhangi bir nedenle gen 2 mutasyona uğrarsa, fıçık, mutasyona uğrattım bunu. Ne olacak annem? Gen 1 çalışır mı? Çalışır. Gen 3 çalışır mı? Çalışır. Fakat gen 2 çalışmaz mutasyona uğradığı için. Şimdi geliyorum. Feedback nasıl devam edecek hocam? Bu mekanizma ya da bu takım çalışması nasıl ilerler? Ön madde gen 1 çalıştığı için enzim 1'i kodlar ve enzim 1 etkinliğinde X'e dönüşür. Ama gen 2 mutasyona uğradığı için enzim 2 herhangi bir şekilde üretilemez. Enzim 2 üretilemezse X maddesi Y'ye dönüşebilir mi? Na na hocam. Peki ortamda Y maddesi mi birikir? X maddesi mi birikir? Kanka buradaki dönüşüm devam ediyor. X birikir ama bu mutasyona uğradığı için bu oluşmayacak, bu oluşmazsa bu nasıl olsun? Annem! O zaman ortamda X maddesi birikir, Y maddesi oluşmaz dememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Gen 3'e geldim. Gen 3 çalışıyor. Enzim 3 de çalışır. Doğru ama Y maddesi yok ki. Y yoksa Z de oluşmasını bekleyemeyiz kıymetli arkadaşlarım. Bunlar eğer takım halinde çalışan enzimlerse bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Aynı zamanda bize şöyle bir sözel ifadeden bahsediyor. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir diyor. Bunun Türkçe meali ne hocam? Bak gel. Enzim 1'in ürünü kim? X. Ön madde enzim 1 etkinliğinde X ürününe dönüşmüş. Peki X ürünü enzim 2'nin substratı olmuş bu sefer ve neye dönüşmüş? Y'ye. Enzim 1'in ürünü X, enzim 2'nin neyi oldu anne? Substratı oldu. İşte bakın biyolojiye ezber yapmadan ancak bu şekilde öğrenebiliriz. Adım adım, tane tane neyin ne olduğunu kodlayarak ilerlememiz lazım. Aktivasyon enerjisini düşürdüğünü ifade ettik. Reaksiyonları hızlandırır dedik. Reaksiyonlardan değişmeden çıkarlar ifadesini kullandık. Ve reaksiyon başlatmazlar dedik. Bakın burada önemli sözel ifadelerden bahsettik sizlere. Kaynana gelini unutmuyoruz kıymetli arkadaşlarım. Kaynana geline göre daha hızlı yemek yapıyordu. Ve enzimlere şöyle bir baktığımızda öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde verdik sizlere. Şu kadar sözel ifadeyi bir kodlamayla hallettik. Anahtar kilit uyumu yine bakın sizlere bunu günlük hayata aktararak vermeye çalıştım. Bunlara dikkat edeceksiniz ve feedback mekanizmasının ne kadar önemli olduğunu, eklerin enzimler konusunda fikir üretmemize neden olabildiğini ifade ettim canlarım ciğerlerim. Bir sonraki videoda enzimlerin ikinci kısmı olan özellikle grafiklerin yoğunluklu olduğu alana geleceğiz iki gözüm. Onun için lütfen bu videoyu bir daha dinle, sonraki videoya geç. Seni seviyorum kıymetli arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğlenerek öğreniyoruz kanka. Bay bay.